Seni görmek istemiyorum. Defol git. Oh. Arzum nereni ağrıyor? Ya git! Benim yaram seni ilgilendirmiyor. Sakın bir daha karşıma çıkma. Git! Tamam. Tamam sakin ol gidiyorum. Ama sırf sen kendini daha fazla hırpalayıp kendine zarar verme diye gidiyorum tamam mı? Seni seven, sana değer veren biri olarak gidiyorum. Bana ister inan, ister inanma. Hoşça kal. Hala beni dinleyeceksin diyor. Ben senin neyini dinleyeyim ya? Ben senin neyini dinleyeyim? Nasıl kandım ben buna ya? Nasıl geldim ben bu odaya? Sen Emir ve oğullarına bak ya. Resmen peşime adam takmışlar. Ama göreceksiniz hepiniz. Hepiniz belanızı bulacaksınız. Heh, burada mıydın? Sen niye kalktın geldin Arzu tek başına buraya? Ya başım falan dönse? İyiyim ben, merak etme. Ne oluyor ya? Sende bir haller var, hayırdır? Yok bir şey. Yok, yok bir şey. Emin misin? Eminim canım, ben biraz sıkıldım odada. Ve biraz tur atayım dedim. İyi, ben de bir şeyler aldım, yerleştireyim. Sus Arzu, hiçbir şey söyleme. Bu olanları Erkut bilmemeli. Yoksa burada da daha fazla kalamam. Ne bekliyordun ki? Olsun canım, beni salak yerine koymanın ne önemi var deyip boynuna atlamasına. Hele bir de Serdar'dan bahsetseydim. İşte o zaman kıyamet kopardı. Beni asla affetmezdi. Ama yok yok. Yılmak yok. Arzu'nun gönlünü almak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Gonca, uyudun mu? Çay getirmiştim sana. Hayır, ama çok uykum var yani. Böyle sürekli gözlerim kapanıyor. Ama böyle üstüne açık yatma. Benim gitmem gerekiyor artık. Biraz daha kalsan? Yok ya, benim Erkut'a görünmem lazım. Sürekli arayıp duruyor artık, söyleyecek yalan bulamıyorum. Ben en yakın zaman yine gelirim zaten. Tamam peki, öyle olsun bakalım. Ama bak halimi görüyorsun, beni çok yalnız bırakma. Tamam ben uğrayacağım zaten yine. Hadi sen de çayını iç dinlen, ben de gideyim.
kendini. Sen şimdi böyle güzel güzel soğu bakayım. Ay Veysel gelene kadar fırındaki de pişer. Patlıcanın sosunu koymuş muydum ben ya? Ay Tülay tabii canım koymuştum. Allah Allah. Acaba Veysel evlilik yıldönümümüzü hatırlayacak mı? Ay neyse. O da birazdan gelir. Ay ben ne yapacaktım ya? Ay ne yapacaktım? Şu bir güdüleri atacaktım. Ha, tamam. Sağ olun. Efendim, hayırlı günlerinizde kullanın. Günler. İyi günler efendim. Ne dersin Murat Efendi? Kapatalım mı artık? Allah olur baba. Zaten artık bu saatten sonra gelen giden de olmaz. Ha baba. Bu arada ben bu akşam eve gelmeyeceğim. Niye lan? Bizi terk mi ediyorsun? Geldi mi o gün ha? Çok komik. Yok be baba. Bizim çocuklarla takılacağız. Eko Müslüm falan da gelecek. Sabahlarız bir yerlerde. Maç mı var yoksa? Ha? Yok ya. Maç yarın. İyi hadi bakalım öyle olsun o zaman. Hadi toparla geçin. Aa baba. Bu arada sen buradan direkt eve gideceksin değil mi? Yani başka bir yere falan uğramayacaksın. Yok biraz böyle boğaz turu falan atarım. Biraz dolaşırım. Oğlum eve gideceğim tabii ya. Nereye gideceğim ki? Hem sen niye sordun bakayım? Niye sordum? Hiç ya öylesine bir sorayım dedim yani. Merak etme önemli bir şey yok. İyi hadi bakalım hadi toparlayalım hadi. Amcım yaptığım sürprizini nasıl buldun anne? Çok beğendim kuzum. Peki mektubunda ne yazsın? Hakim amca, amcamı ne kadar çok sevdiğimi anlattım. İsteyerek kimseye zarar vermeyeceğini söyledim. Ailemizin onu çok ihtiyacı olduğunu ve onu bir kerecik affetmesini söyledim. Anne biliyor musun? Bence hakim amca mektubumu okuyunca amcamı affedecek. Onu serbest bırakacak. Anneciğim, bak cezayı veren hakim bile olsa bunu kurallarına göre yapıyor. Nasıl yani? Hakim kanunları uygulayan kişi. Yani tek başına karar vermiyor aslında. Ama hakim amca cezayı verdim. Sadece o düzeltebilir. Ben biliyorum. Hakim amca mektubumu okuyunca bana inanacak işte. Amcamın ne kadar iyi biri olduğunu o ikna olacak. Feride ablam yemek hazır diyor. Tamam kuzum geliyoruz hemen. Hadi. Hadi buyurun abla, sofra hazır. Çocuklar nerede? Ellerini yıkamaya gönderdim, birazdan gelirler. Ya Firdeciğim, bütün işte sana kaldı, ilgilenemedim yemekle. Aşk olsun abla, ne olacak ki? Oo Feride, kızartma mı yaptın? Elif bayılır. Oğlumun en sevdiği yemek. Aliye teyze, ben bilmiyordum. Çok özür dilerim. Yok kızım. Selim'in çocukluğu geldi birden aklıma. Bayıla bayıla yerdi. Hadi, hadi buyurun sofraya. Güzel sofra böyle. Vallahi kraliyet sofrası gibi olmuş ha. Mum bile yakmışsın. Beğendin mi? Çok uğraştım. Ne demek beğendin mi? Harika olmuş vallahi. Evet çok uğraşmışsın da niye bu hazırlık? Unuttun mu? Hatırlamıyor musun yoksa? Ne? Aa, senin doğum günün müydü? Yok ya ona daha var. Veysel, iyi düşün istersen. İyi düşünüyorum. Hatırladım. Sevgililer günü.
Veysel, bilmiyorsan söyleyeyim. Sevgililer günü 14 Şubat canım. Ha, evet, tabii canım, evet doğru, 14. Ha, babalar yine. Yok, o da değil. Ya yılbaşı da değil. Buldum ya. Şey bu, kadınlar günü şeysi bu. Yok yok Veysel, tıp bayramı, tıp. Ya ben bütün gün böyle her şey güzel olsun diye uğraşayım. Senin şu yaptığına bak ya. Aşk olsun Veysel, vallahi çok kırdın beni. Dur Tülay'ım, dur, hiddetlenme hemen. Aşk olsun Tülay'ım, aşk olsun. Hep aşk olsun. Veysel. Tülay'ım, ben unutur muyum evlilik yıl dönümümüzü? O kadar eşek miyim ben ya? Bu şahane bir şey. Allah'ım, parıl parıl parlıyor. Beğendin mi? Beğenmez olur muyum Veysel? Çok güzel, çok mutlu ettin beni. Hele sen beni. Hele sen beni. Miladım oldun benim. Tülay'dan önce, Tülay'dan sonra. Bambaşka bir adam yaptın beni. İyi ki benim karımsın. İyi ki benim Tülay'ımsın. İyi ki. Veysel, sen de benim miladımsın. Senden önce her şey simsiyahtı. Şimdi ise her şey cıvıl cıvıl rengarenk. Çok teşekkür ediyorum. Canım karım benim. Hadi, hadi otur sofraya. Yemeğimizi yiyelim. Geldin Asuman yani. Senin ne işin var burada ya? Hala hangi yüzle geliyorsun? Seninle konuşmak için gelmedim. Birkaç eşyam var, onları alacağım sadece. İyi, acele et. Merak etme, niyetim de o zaten. Burada daha fazla kalmak istemiyorum, hemen çıkarım. Ne oldu? İyi misin? Ya bırak, dokunma bana. İyiyim. Bir şeyim yok. Tamam ya, sadece yardım etmek istemiştim. Senden yardım isteyen oldu mu peki? Gonca, iyi görünmüyorsun sen ya. Neyin var? Midemi üşütmüşüm. Yani büyütecek bir şey yok. Peki. Ben odaya çıkayım. Parmaklarımı yiyeceğim yeminle. Ne kadar nefis olmuş. Hele de karşımda böyle güzeller güzeli bir hatun olunca. Afiyet olsun. En kötü günümüz böyle olsun Tülay'ım. Amin canım benim. Ya. Bazen düşünüyorum da, yani hayal kuruyorum da. Hani işimizi hale yola koymuşuz, şöyle güzel bir dükkan yapmışız. Paragani. Bizim Murat'ı da oturtmuşuz dükkana. Sonra biz ver elini geziyoruz. Antalya'sı, Çeşme'si, efendime söyleyeyim Kuşadası. Ay böyle doğayla iç içe. Veysel, acaba yurt dışına mı çıksak? Tülay'ım o kadar da uzun boylu değil yani. Aa Veysel, şunun şurasında hayal kuruyorum canım. Yani hayal etmek değil mi parayla? Tamam, tamam. Ay, nereye gitsek? Ha,
Paris. Paris'e gitsek. Böyle aşk şehri. Eyfel Kulesi'ne çıksak ha? Paris'e. Biz Paris'e gidecek hale gelene kadar var ya biz ihtiyarlarız böyle, tirit oluruz tirit. Aa, niyeymiş ki o? Niyesi var mı Tülay'ım ya? Senin Avrupa'dan haberin yok galiba. Çarpı üç. O zamana kadar kim bilir kaç olur yani. Ay tamam tamam canım, biz de yaşlanacak deriz, ne olacak? Ya ikimiz böyle elimizde bastonla. Tülay! Neydi o kulenin adı? Eyfel, Eyfel. Tülay! Eyfel Kulesi'ne çıkalım mı? Ay Veysel ya, vallahi çok alemsin. Yani beni akşam akşam güldürdün böyle. Belki seni Parislere falan götüremem ama... seni hep seveceğim Tülay'ım. Bu can bu tenden çıkana kadar seveceğim. Hep seveceğim. Veysel, nerede olduğumuz hiç mühim değil. Biz seninle yeter ki beraber yaşlanalım. Fırındaki tavuğu unuttum. Ya ben atıştırmalıklarla doydum ki zaten. Tamam, tamam. Artık bu hasete son ver Veysel. Yarın saat 11'de Beykoz Kumrucuk Çay Bahçesi'nde buluşalım. Muhallan seni bekliyor olacak. Ulan bu muhalla iyice musallat oldu başıma ya. Dur bakalım, hele bir yarın olsun. Şu buluşma yerine bir gideyim. Sana artık düş yakından demenin vakti geldi. Mis gibi fırında tavuğumuz da geldi. Oh, misler gibi koktu vallahi Tülay'ım ya. Bir yola çıkmıştım. Nereye gittiğimin, nasıl gittiğimin hiçbir önemi yoktu. Başıma geleceklerinde. Ta ki seni görünceye kadar. Bilerek girdiğim o yolun sonunda sana aşık olacağımı ben de bilemezdim. Tamam, kabul ediyorum. Attığın her adımı takip etmek için seninle tanıştım ilk başta. Ama şimdi birlikte adım atmak için senin yanında olmak istiyorum. Seninle yürümek, seninle nefes almak istiyorum. Arzu, lütfen inan bana. Sana olan duygularım asla sahte değildi. Ben seninle kendimi buldum. Ama sensiz tekrar kaybolurum. Bir şey mi istedin? Su filan. Beni sen kurtardın değil mi? Evet. Yani sen olmasan ölecektim ben. Yok canım. Seni o halde öyle kanlar içinde kim görse aynısını yapardı. Başta ben de panikledim. Sonra arabaya taşıdım. Sonra da hastane işte. Yani arabanın kana bulamamdan çekinmedin. Hayır. Karnıma bir kurşun saplandı. Vücudumda kocaman bir yara var. Kendi suyumu bile alamıyorum. Ama sen hala buradasın. Beni bırakıp hiçbir yere gitmedin. Sana daha önce neden gitmediğimi söylemiştim. Ben senin iyiliğine ya da kötülüğüne gelecek hiçbir şey yapmadım. Sen bana ne yaptın biliyor musun Arzu? Sen benim aklımı başımdan aldın. Hem de ilk gördüğüm andan itibaren. Anlamıyorum ya. Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Madem Selim'in adamı, niye o kadar ilgilendi benimle hastane köşelerinde? Tamam, o göstermelikti diyelim. Niye benim hayatımı kurtardı? Niye ölüme terk etmedi beni?
hiçbir şey anlamıyorum. Eğer açık olmuşsa biraz daha demekleyebilirim. Yok canım yok. Sağ ol. Eline sağlık. Sen ne yaptın bugün? Ne yapacağım işte. Yengenin başındaydım. İyileşti ama değil mi? Çok iyi çok iyi. Merak etme. Allah'ım ya. Yine şu uydu firmaları arıyor yani. Böyle sürekli kampanya anlatacağız diye var ya. Asu, bu hastane faturası ne? O şey hayatım. İnci'yi dedim ya hastaneye götürdük diye. Yo, bütün gün çiftlikteydik dedin. Dedim. Dedim de şey, önce hastaneye götürdük biz onu. Sonra ben çiftlikte baktım ona. Allah Allah ya. Zaten yine gideceğim yarın. Tamam kızım git. Ne geriliyorsun? Yo, gerilmedim ki. Ben şey şeker getirmemişim, onu getirmeniz. Yarın öğlen 1'de parkta buluşalım. Arkasında görmeni istemiyorum. Bu kadar sık gelme. Ne olur Zeynep. Selim. Benden her şeyi iste ama bunu isteme ne olur. Ya ben seni görmeden, gözlerinin içine bakmadan yaşayamam bilmiyor musun? Aramızda duvarlar olsa bile mi? Benim sana olan aşkım o kadar büyük ki. Ne bu soğuk duvarlar, ne de demir parmaklıklar. Selim, hiçbir şey, hiçbir şey benim seni düşünmeme, öyle gözlerin içine bakmama engel olamaz. Zeynep, ben size yaşattıklarım için çok üzgünüm. Özür dilerim. Sana, aşkımıza layık olamadım. Selim, bak hiçbir şey için özür dileme. Tamam, yaptığın yanlış bir şeydi. Ama sen bunu ailen için yaptın. Elif için. Başın sakın öne eğilmesin, olur mu? Dik dur. Bizim sana çok ihtiyacımız var Selim. Biliyor musun? Elif de yazdığı mektupta buna benzer bir şey demiş. Ne demiş? Demiş ki, siz onu tanısanız ne kadar iyi kalpli biri olduğunu bilirdiniz. Lütfen izin verin evine geri dönsün. Bizim birbirimize çok ihtiyacımız var demiş. Çocuklar, peki bir küpün kaç köşesi vardı? Elif? 8 köşesi vardır öğretmenim. Aferin sana. Yazdınız mı? Peki, çocuklar. Artık sınıf başkanımızı seçmemiz gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? Evet. Peki, aday olmak isteyen var mı? Beril. Tamam. Yazalım adımızı. Yalnız gerçek bir seçim sayılabilmesi için en az bir adaya daha ihtiyacımız var. Aday olmak isteyen var mı?
Tamam, ben seçiyorum o zaman. Elif'ciğim, aday olmak ister misin? İtiraz etmediğine göre ikinci adayımız da belli olmuş oldu. Murat'la konuştun mu? O nereye gelecek? Yoldan alacağım onu ya. Meydana gelecek. Ha, iyi, tamam. Ya ikimiz de tebrik etti. Biliyor musun? Biz baş başa olalım diye arkadaşında kalmıştı. Ay ne ince çocuk şu Murat da ya. İnşallah rahat etmiştir. Ya sen dert etme bizim Hayta'yı. Vallahi dün can atıyordu orada kalacağım diye. Hadi ben kaçtım hayatım. Hadi hayırlı işler. Ana. Telefonu unutmuşum ya. Salonda kaldı herhalde. Dur ben getiririm. Buradaymış. Mualla. Altın günündeki kadın. Veysel'cim bak unutma diye tekrar hatırlatıyorum. Saat 11'de Beykoz Kumrucuk Çay Bahçesi'nde buluşuyoruz. Daha fazla sana hasret bırakma beni. Öptüm. Demek buluşuyorlar ha. Dayım, bulamadın mı? Veysel nasıl yaparsın sen bunu bana? Hasret bırakma diyor. Allah'ım. Buldun mu canım? Ah. Eyvallah. Hadi ben gidiyorum. Kolay gelsin. Murat'a da selam söyle. Söylerim. Sen görürsün Veysel. Sen görürsün. Beni aldatmak neymiş görürsün. Tabii ki de ben seçileceğim bakalım. Sınıf başkanı önemli bir iş. Elif gibi pısırıklar yapamaz. Geçen yıl Beril seçilmişti zaten bu yıl. Tekrar seçim yapmaya ne gerek var ki? Yani evet ama olsun. Nasıl olsa benden başkasının kazanma şansı yok. O kadar emin olma. Elif de çok oy alır bence. Hiç de bile. Bir kere o daha yeni geldi. Bu yıl da herkes yine bana oy verecek. Göreceğiz bakalım. Niye öyle diyorsun Taylan ya? Çünkü Beril hep bağırıp duruyor. Herkesle kavga ediyor. Ne kavgası ya, ne kavgası? Kalk oradan. İster misin? Al, hadi lütfen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Amcama izin ver, evimize geri dönsün. Biliyorum sen şimdi bu mektubu okuyunca bir kez daha düşüneceksin ve amcama bir şans daha vereceksin. Çünkü bizim birbirimize çok ihtiyacımız var Hakim amca. Oh Allah'ım sen büyüksün. Canım benim ya. Nasıl da içten yazmış. Şu Sabi'nin yüzü suyu hürmetine. Günümüzü ferah çıkart güzel Rabbim. Amin anneciğim. Ama ben inanıyorum. Evladım en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacak. İnşallah Aliye teyze. Selim abi orada olmayı çok etmiyor. Feride. İnci çok sus buz.
etkilendi tabii haliyle. Ya acaba sen İnci'yi parka falan mı götürsen? Ne güzel düşündün aslında. İnci'cim. Efendim Feride abla. Biz seninle parka gidelim mi? Ne dersin? Şimdi mi? Evet şimdi. Hadi gidelim. Aman kızım dikkat edin. Tamam Aliye teyze, çok geç kalmayız zaten. Görüşürüz. Sen bakayım. Hiç. Ver bakayım şunu. Hakkın ayakkabısı yırtılmış. Ayakkabı verin ya. Ayakkabı. Ya. Hakkın alamaz ki. Alamaz ki. Hakkın ayakkabısı verin. Kim dayıymış göreceksin Tayla. Hadi yerlerinize. Geldiğine çok sevindim, seni gördüğüme inanamıyorum. Sen biraz kilo mu verdin? Otur şuraya. Ama... Ya sen laftan anlamıyor musun? Ha? Otur şuraya dedim. Korkutuyorsun beni Veysel. Öyle mi? Evet. Madem çağırdın konuşalım diye, o zaman konuşalım. Ya sen ne biçim kadınsın ya? Ha? Tutkal gibi yapıştın yakama, bırakmıyorsun bir türlü. Yani o gün çok eğlenmedik mi, sohbet etmedik mi? Ha, sen kafanda eğlenmişsin belli, ben yokken. Ama o gün çok güzel vakit geçirmiştik, sohbet etmiştik. Hatırlamıyor musun? Ha, çok eğlenmiştik değil mi? Hey ya Rabbim ya. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Sen nasıl cins bir şeysin ya? Değişik. Ya bir saat içerisinde 50 tane mesaj attın ya. Buluşalım da buluşalım, buluşalım da buluşalım diye. Ben cevap vermeyince iyice azıttın. Yeter ya, yeter. Burama kadar geldi ya. Senin bir derdin mi var, bir problemin mi var? Bana anlatabilirsin, sen böyle bir adam değildin Veysel. Değildin. Ne olur gelmemiş ol Veysel. Allah ne olur. Gözün kör olsun değil mi? Allah'ım bunu da mı yapacaktın bana? Anneciğim. Bu ayki mutfak masrafını kıssak diyorum biraz ha. Olur kızım. Yani kışlık erzağımızı tamamladık zaten. Hani ekstra bir ihtiyacımız olursa da artık pazardan karşılarız. Ucuza gelirim. Tamam kızım tamam. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Anne bizim oda. Allah kahretsin bu ne?
Olmuş kızım buraları böyle. Aa, anne ne yapacağız? Dur kızım dur. Hallederiz şimdi merak etme. Allah Allah. Anne bez var mı? Al kızım al. Nasıl gelmiş bu su böyle? Allah Allah. Şuradan bir yerden damlatıyor ama nereden? Ben şu paspasla da alayım biraz suları. Aman sular da. Allah'ım yarabbim. Yok olmuyor anne. Zeynep! Olmuyor ya! Olmuyor! Olmuyor! Bıktım artık! Niye her şey bizi buluyor? Niye bizi buluyor her şey? Yapma kız. Yapma isyan et. Allah'ın gücüne gider yavrum. Geçecek. Elbet geçecek yavrum. Geçecek. Geçecek yavrum. Arzu? Sana inanıyorum. Gerçekten mi? Bunu duyduğuma çok sevindim. Hemen öyle sevinme. Eğer sana tekrar güvenmemi istiyorsan... ...bundan sonra istediğim her şeyi yapacaksın. Ne istiyorsun? Efendim Aliye anne. Melek. Kızım, rahatsız ettim. Kusura bakma. Olur mu hiç öyle şey? Bir şey mi oldu? Sesinde bir tuhaf geliyor. Sorma kızım. Başımıza neler geldi? Birine bir şey mi oldu yoksa? Aliye anne? Zeynep. Zeynep hiç iyi değil kızım. Ne oldu Zeynep'e? Bir şey mi oldu? Odasının banyosuna su basmış. Nasıl olmuş ki? Biz de bilmiyoruz. Ne zaman nasıl olmuş? Baktık başımızın üstünden öyle şıp şıp sular akmaya başladı. Öyle fark ettik. Temizlemeye giriştik ama borumu patladı artık bilmiyoruz. Ne yaptıysak sular gitmedi. Zeynep de öyle çöktü yere ağlıyor işte. Her şey üst üste gelince sinirleri bozuldu tabii iyice ya. Öyle. Ne yaptıysam çıkartamadım odada. Sen gelsen konuşsan kızım. Tamam anne zaten bizim paydos saati de yaklaştı. Bitsin ben hemen gelirim. Allah razı olsun yavrum sağ ol. Yavrum. Yapma çocuğum. Üzülme çocuğum. Hadi kızlar geçmiş olsun. Bugünlük de bu kadar. Paydos. Ne oldu Melek? Ya Zeynep'lerin banyoya su basmış. Aa ne diyorsun? Ya sorma. Zeynep'in de morali bozulmuş. Ali anne de eve çağırıyor hemen. Hadi hemen çık git. Tamam. Elif'i okuldan alayım da oraya geçeceğim. Görüşürüz. Tamam canım hadi kolay gelsin. Anne. Anne bak bugün kendim geldim okuldan. Anneciğim hani bekleyecektin beni tek başına gelmeyecektin. Ama anne okula kadar gelip sen yorulma diye. Bir tanem üzülme sen. Ama bir daha yapma anlaşıldı mı? Tamam. Hadi anneciğim acele etmemiz lazım şimdi. Neden ki? Anlatırım gidince hadi.
yetiş Yusuf! Hayır. Yusuf yetiş Yusuf! Yusuf! Hayır. Abla Yusuf! Yapma ne olur. Hayır. Hayır! 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 Çare.